ortamlarda kullanılıyor. Kesinlikle. Bunlar hakikaten götürmüş yani. Ben abi küçüğünü arıyorum. Küçüğünü de bulamıyorum. Ne diyeceksin küçüğünü arıyorum? Al işte. Bayram bir hasıra çektin oğlum. Sağ ol, sen yap. Kasım 15. Bir ay yapar. Sonu? Kasım'ın sonu 45 gün yapar. Gel. Şıp 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 şıp. Şıp 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 şıp. Gel oğlum. Gel. Şıp 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 şıp. Arada o şişlik olduğu vakit var ya, şişlik ya. Şişlik olduğu vakit. Biliyorsun yani serbest. Tamam doğru. Şimdi zaten seni elden yapışmış olmasına gerek yok. Bal nedir biliyor musun abi? Sana ver, sana bir tane bal eğitimi de verir. Şeyin çıktığı yer var ya, bunun içinde hafif bir nem oluyor. Der. Niye mesela bu az... Bir de şey Kenan abi. Tamam şey mi? Oruç. Zaman. O Ergünlerin çağırdı mı? Efendim, yeriniz %6 ve üzerinde eğimli olacak. Güzel olacak. Tamam olur abi. Tamam. Tamam. Tamamdır abi. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, tamam abi, teşekkür ederim. Bak ben ağzıyla duyurdum, alıyor duyurdu yok. Safran üreticisiyim. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Öncelikle kardeşim ziraat mühendisi. O bu ürünü getirdi bize, buraya tanıttı. Sonra da bana devretti. Ben devam ettiriyorum bu işi. Normalde ev kızıyım. Ama şu an artık iş kadını oldum diyebilirim. Parasal olarak da getirisi var. Hem çiçekten para kazanıyorum, hem tohumdan para kazanıyorum. Sağlık açısından da birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyor doktorlar. Kalp hastalığına, şeker hastalığına, bazı kanser türlerine antidepresan etkisi var. Şu an gramı 300 TL'den başlıyor. Yani kiloyla almak birazcık sıkıntı diyebilirim. Gramla satışlarımız devam ediyor. Bölgede şu an birçok çiftçiye de tohum sattık. Onlar da şu an bizim... takipçimiz oldu diyebilirim. 2019'da başlamıştık bu safran yetiştiriciliğine. Her yıl artarak devam ediyor ürünlerimiz. 2022 yılında ben Mersin'e taşındım işlerim gereği. 2022'den itibaren ablam ve babam ilgileniyor safran yetiştiriciliğiyle. Bu şekilde aktarım yaptık. Ben başlattım ama boynuz kulağı geçer tabiri var. Boynuz kulağı geçti. İşleri onlar ilerletiyor. Ben sadece elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum bilgi olarak. İşlerin yapımı konusunda benden daha aktif çalışıyorlar. Gençsin bu mu? Şurada hemen alıp geleyim. Bir buçuk dönüme çıkıyor. O da şimdi orada işte. Aynen. Çünkü söyledim. Ya doğru bir çölen. Yok yok şu an. Şu an şey oldu. Altına da yazarsınız ki.